UNESCO 2009 yılında yaşayan insan hazinesi seçilen Çini ustası Mehmet Gürsoy, 50 ülkede açtığı 72 sergiyle Kütahya Çinisini tanıttı. 50 ayrı ülkede 72 sergi gerçekleştirdim. Amerika'da 15 ayrı şehirde, Los Angeles'ta, Chicago'da, New York'ta, Washington DC'de, North Carolina'da, Santa Fe'de 2 defa, Indiana Üniversitesi'nde birçok sergiler gerçekleştirdim ve Smithsonian Müzesi'nde 2002 yılında İpek Yolu Festivali'nde ülkemizi temsil ettim. Orada da 250 eserle katılmıştım. Çiniciliği göz musikisi olarak nitelendiren 44 yıllık Çini ustası Gürsoy, Kütahya'nın tarihi mekanlarından Germiyan Sokağı'ndaki atölyesinde 16. yüzyıla ait desen ve boyama tekniklerini uygulayarak ateşte açan çiçekler olarak adlandırılan sanata katkıda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yaşayan insan hazineleri ulusal envanterine kayıtlı olan Mehmet Gürsoy, çiniciliğin Osmanlı'dan miras kalan önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi, sanatın inceliklerine değindi. 2009 yılına geldiğimizde de Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim Kurulu UNESCO bizi miras taşıyıcı kabul etti ve dünyaya Çini sanatında yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiler. Bana göre Çin'i bir göz musikisidir ve bu musikinin notaları da laleler, karanfiller, güller, sümbüllerdir. Mehmet Gürsoy, Çinicilikte yetiştirdiği 50'ye yakın öğrencisini bu sanatı ülke genelinde halk eğitim merkezlerinde, üniversitelerde öğretiyor.